Ataman'ın Mezopotamya Dramaturjileri serisi Türkiye'de ilk gösterimini gerçekleştiriyor. Sanatçının 2009 yılında başlayan serisi Türkiye'deki modernleşme serüvenine odaklanıyor. Doğu ile Batı, modernite ile gelenek, küresel ile yerel arasındaki karşıtlıkları ele alıyor. Çerçeve, Doğu Anadolu'da 20. yüzyılın başlarında çekilmiş bir fotoğrafı gösteren ışıklı bir pano. Fotoğrafta önemli siyasi güce sahip bir paşa ve diğer askerler görülüyor. Fotoğrafçı resmi çekerken klasik çerçeveleme mantığını göz ardı ediyor ve siyasi güç olan paşayı çerçevenin tam ortasına yerleştiriyor. Paşanın astarı ise çerçeveden görülebildikleri kadar görülüyor. Sanatçının 2009 yılında yaptığı kubbe bir video heykel. Tavana asılı ekranda batılı tarzda poz veren ama tavırları doğulu olan gençler görülüyor. Sanatçı gençleri gökyüzünde uçurtmak istiyor ama bu gençleri iş makineleriyle havaya kaldırarak mümkün olabiliyor. Bu iş makineleri Anadolu'yu bazen sonucuna hiç bakmadan hoyratça modernleştiren güçleri temsil ediyor. Kıyamet çok etkileyici bir iş. Hem dışarıdan hem de içeriden seyredilebilen çok ekranlı bir video heykel. Kutlu Ataman eseri hakkında şöyle diyor. Suyu sadece arındırıcı sembolizminden dolayı değil, yıkıcı gücünden ötürü de baş aktör olarak kullandım. Bu iş, yaşadığım bölgede gerçekleşen siyasi ayaklanmalara ve devrimlere verilmiş doğrudan bir yanıt. Mutlak bir sessizlik içinde kameraya doğru bakan Doğu Anadolu köylüleri, anlam yüklü yüzlerinde ne anlatmaya çalışıyorlar? Ataman, tarih boyunca siyasi, ekonomik ve kültürel baskılarla susturulmuş Anadolu insanını Kule isimli video heykelinde yansıtıyor. William Shakespeare'in bütün eserleri adlı iş, 14 komedi, 11 trajedi ve 10 tarihi oyundan oluşuyor. Elle yazılan eserler, oyunları sadece oynanacak değil, metin olarak sunulacak birer eser olarak ele alıyor. Tuhaf mekanda Kutlu Ataman'ı görüyoruz. Sanatçı, kükürtlü atıkların çölleştirdiği bir araziye yalın ayak, gözleri bağlı olarak geçiyor. Ataman, bu performansının kaydından oluşan işinde, sevdiği kadını bulmak için kendini çöllere vuran kör halk kahramanından esinleniyor. Sergide 9 iş bulunuyor. Bir de Kutlu Ataman hakkında Metin Çavuş'un yönettiği 222 dakikalık bir belgesel yer alıyor. Ataman'ın 15 yıllık sanat hayatı bu belgeselle gözler önüne seriliyor. Asya'nın en etkili 5 sanatçısı arasında gösterilen Kutlu Ataman'dan Mezopotamya Dramaturjileri 16 Kasım'a kadar Arter'de görülebilir.